Üçüncü filmimiz Otoban. Ben Otoban'ı seyredemedim. Doğal olarak sıramı savup önce Murat abiye soruyorum. Otoban'da nasıl bir film gördün? Valla müessesemiz bugün biraz nispeten çok böyle şey filmleri anlattık. Otoban biraz daha hafif bir filmmiş gibi duruyor ama bence değil. Çünkü bu hafiflik kavramını ben Ali ile konuşuyoruz. Sinema sevgisiyle yoğrulmuş bir kavram. O yüzden keyif ayrıldığımız bir film oldu salondan. Şimdi Otoban yani bu şöyle bir hikaye. Bir hız aksiyonu, avantür. Fakat işte çoğu kısmı gerçekten bir otobanda geçiyor. Arabalar yarışıyor. Kaçış var, bir kaçış filmi. Bir şekilde bana 70'lerin çok sevdiğimiz Ryan O'Neill'ı Driver hatırlattı aslında. Böyle bir Driver esintisi var. Böyle bir avantür var. Fakat arkasında da çok sıkı iki tane oyuncu var, aktör var. Bunlar karikatür çizgi roman mantığıyla kullanılmışlar. Başrol oyuncularına Ali bunlardan bahsedecektir. Fakat şöyle anlatayım. Mesela Doğu ile Batı yapmış yönetmen. Ben Kingsley karakteri bir Türk asıllı bir gangsteri canlandırıyor. Çok komik. Gerçekten komik. Türkiye benziyor mu? Bir Jean-Pierre Gönül Adamı hikayesi. Öbür tarafta da çok böyle snob, çok kibirli, vakur, mağrur ve cermen bir karakter var. Tam cermen. Alman bir iş adamı. Para aklıyor. Bir mafya babası. Onu da Anthony Hopkins, Sir Anthony Hopkins oynuyor. Ama çok hoş. Biri tam bir şey, batılı. Bir tanesi de bir orada işte hasbelkader sistemden beslenen zavallı aslında bir şey, small time crooks. Küçük zaman gangsteri. Fakat bu ikisinin çatışmasını da anlatıyor bu film. Hani çok hafif de değil aslında. Bu tip şeyler de var. Ama bunun yanında çok hoş bir adam bulmuşlar, Nicholas Holt. Hakikaten böyle genç kızlar çok sever. Onların böyle Beatles çığlıkları atacağı bir oyuncu. Öbür tarafta Felicity Jones adlı gerçekten birçok zaman sol kolunun verileceği bir bayan aktris var. Çok güzel bir bakıyorsun. Yani çok hoş bir kadın. Öbür taraftan çok, çok kıpır kıpır bir senaryo. Biz yani böyle gittik. Hani sabahleyin cuma günü, cumartesi günü gazeteyi açtım, bugün ne var? Hani tamam David Lynch, Art of Life falan bizim filmlerimiz ama hani herkes de aynı zamanda bir de sinema bir tarafıyla da eğlence aracı olduğu için otobana gidip eğlenebilirler. Eğlenirken de bu dediğim gibi işte sonra Anthony Hopkins'te Ben Kingsley'in çizgi roman gırgırından gelen mizahı yakalayabilirler. Yıldızım özetle 3. Benim de 3 ya. çok uzlaştık. Yine çok uzlaştık. Yok, bir biraz ne oluyor sizin bu uzlaşmalarınız? Ama şeyde bir puan uzlaşmacıyız. Ben artık ne yapalım ya? Bu kadar uzlaşma sağlar. Arkadaşlar Ali'cim bunu da anlatalım. Niye biliyor musunuz? Anlat. Sesini kesmek istemem ama bu uzlaşma hikayesi bence şu. Şimdi çok ilginç bir hikaye. Nasrettin Hoca'ya kadar gidiyor. Yani şimdi bakıyorsun. Kardeşim şunun adı kazan değil mi? Kazan. Kazana kazan diyeceksin. Bardağa bardak. Tabii. İyi iyi, kötüye kötü. Uzlaşmadan öte belki de fazla dürüst olduğumuzdan kaynaklanıyor. Neyse onu söylüyoruz ya. Tabii ki ayrıldığımız şeyler oluyor. Tabii. Bazen hani bayağı da derin oluyor. Fakat mesela bugün şeyde biraz ayrıldık. Hani bir yarım puan o da. Fazla değil. Neydi uzay filmi? Lifetime. Uzay filmi dedim ya. Neyse. Ama hani bu uzlaşma hikayesi çok sağlıklı bir hikaye bence. Uzlaşmayınca hatalısın. Tabii. İnsanın böyle yoldaşıyla, arkadaşıyla, dostuyla hayata baktığı yer biraz aynı olmalı bence. Bu hayata baktığın yerden kaynaklanıyor bu uzlaşma. Uzlaşmama halidir zaten kaosu doğuran diyorum. Ama bir tarafıyla da yaşasın kaos diyorum. Tabii öyle lafı onu artık ben yapacağım. Şeytan avukatını oynayarak. Vallahi uzlaşmayan milyonlarca insan var. Biz uzlaşıyoruz kardeşim. Bırakın uzlaşsınlar yani. Lüzefer, lüzef basın. Biz de uzlaşalım boşver. Ya otoban bir kere şu popcorn sineması. Yani siz şimdi hafta sonu 98 dakikalık bir gerçekten soluk kesici bir filme gitmek istiyorsanız otobana gidin. Hiç düşünmeyin bile. Çünkü bir kere kendiyle dalga geçen bir film. O yönü şahane. O mizahı zaten kullanmasa, kendini çok fazla ciddiye alsa belki de sıkıcı olurdu. Ama bütün formülleri bir araya getirmiş. Gerçekten çok hoş bir kız. Üstelik bunlar sadece güzel kız ve bebek yüzlü, yakışıklı bir erkek oyuncu değil. Bunlar aynı zamanda sinemada kendilerini ispat etmiş çok da iyi oyuncular. Tabii bu aksiyonu da beceriyorlar, iyi oynuyorlar. İki tane usta oyuncuyu da bir kere karşılıklı oynuyorlar. Daha çok Nicholas Holt oynuyor.
Ve o iki usta oyuncu da karşılıklı döktürüyorlar. Yani performanslar açısından zaten zevk alıyorsunuz. Ama bir otoban sahnesi var ki adı Türkçe adı üzerinde gerçekten. O otoban sahnesini alın, hani analiz edin. Vardır ya bazı arkadaşlarımız sahneleri analiz eder. Kaç kamera kullanmış, açılar nedir, kurguda işte nasıl kesmeler yapmış, nereden nereye. Şahane bir sahne, şahane bir sahne. Sırf o sahne için bile görülebilir. O otobanın altının üstüne geldiği sahne gerçekten çok 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 zevk veriyor. Sinemada böyle bir şey zaten. Yaşamda ne varsa hepsinin karşılığı orada da var. Tabii İstanbullular biraz otobanların sık sık hani böyle orada karışmasına alışkın. Ama burada onun içinde yer alıyorsunuz. Ve çok çok yüksek düzeyde o görsel zevkle salondan mutlu çıkıyorsunuz diye düşünüyorum. Sizin puanınız kaç? 3 verdim işte, aynı 2 zaten. Bu hafta da güzel bir şekilde anlaşmalı bir haftayı kapatıyoruz. Evet. Bu hafta 3 güzel filmi analiz ettik. İnşallah siz de bu filmlerden beğendiklerinizi seyredersiniz. Seyir dolu bir hafta olsun. Herkese iyi seyirler.